TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a kentte karşılama programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayını mevcut Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç olarak açıkladı. İşte milletimizin hizmet çağrı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve işte Kayseri'ye dün olduğu gibi yarın da büyük bir aşkta hizmet edecek olan arkadaşlar. Ankara'daki programın ardından Kayseri'ye gelen Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Başkan Büyükkılıç kentte coşkuyla karşılandı. İlk olarak Erkilet Bulvarı'nda Kayserililer tarafından kurban kesilerek karşılanan Büyükkılıç, daha sonra da Seyit Burhanettin Türbesi'ne geçti. Karşılama programında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve parti teşkilatı, ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda Kayserili hazır bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri seninle gurur duyuyor sloganları atan gençleri selamlarken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte dualar edildi. Kalabalığa seslenen Büyükkılıç, gece gündüz demeden çalışacağız dedi. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle Allah dostu Seyyid Burhanettin Hazretlerinin bulunduğu bu ortamda selamlıyor, hoş geldiniz diyor, Allah hepinizden razı olsun diyerek sözlerime başlıyorum. Kayseri sevdalısıyız. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle el ele vermek suretiyle hizmet sevdalısı olarak her taşına, her toprağına hizmetlerimizi götürdük. Burada görevlendirildiysem sizlerin sevgisi, bizlere olan teveccühü, sizlerin bizlere sahip çıkma duygusu, çok değerli belediye başkanı kardeşlerimizin, milletvekillerimizin, bakanlarımızın birlik beraberlik içerisinde yapmış olduğu çalışmaların sonucu, ben değil biz kültürüyle hareket etmek suretiyle sizleri bağrıma basıyorum. Birlik beraberlik içerisinde şehrimizi geleceğe taşımak adına hep beraber var olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz onların hizmetkarıyız. İnşallah onlara layık olmaya çalışacağız. Gece demeden, gündüz demeden. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. El ele, gönül gönüle vermek suretiyle Kayserimizi daha iyi noktaya taşıyacağız. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise 31 Mart'a kadar sahada ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirtti. Biz Memduh Başkanımızla beraber tüm belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Sayın Bakanımız, Genel Başkan Vekilimiz ve Cumhur İttifakımızın çok kıymetli ortağı Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla 31 Mart'a kadar sahada hiç ayak basmadık yer bırakmadan yine Cumhurbaşkanımızın bize tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getiririz. İlçelerden gelen vatandaşlar sık sık sloganlar atarken Başkan Büyükkılıç konuşmaların ardından kalabalığa karanfil ile karşılık verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Büyükkılıç, burada gençler tarafından meşalelerle karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, şehrimizi önemsiyoruz, desteklerinizi bekliyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu süreçte yapılan çalışmalarda katkısı olan, emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederken bizleri bu sürece taşıyan, birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, teşkilatlarıma, Kayserimizin bizi seven, güvenen, bugüne kadar seçen ve bu süreçte de yapılan kamuoyu yoklamalarıyla geleceğe taşıma adına desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize bir kez daha huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum.
Ayrıca bugüne kadar hiç kimseyi ötekileştirmedik, ayrıştırmadık. Dolayısıyla siyasi ayrıcalık ya da fark gözetmeden yaptığımız bu çalışmalarda bugüne kadar oy veren vermeyen kardeşlerimize teşekkür ederken umuyor ve inanıyorum ki tüm Kayseri hemşehrilerimizi biz bağrımıza basarken onlar da bizi bağrına basacak. Parti ayrımı gözetmeden inşallah hizmet belediyeciliği anlayışıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 16 ilçe belediyesiyle el ele gönül gönüle Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde yine 17-0 anlayışıyla hizmete vesile olacağımıza inanıyoruz. Akar son olarak şehitlerin ailelerine Kayseri kadar sahip çıkan ilin çok az olduğunu ifade ederek böyle bir şehrin atmosferini çok daha iyi düzeye getirmek için çalışacaklarını söyledi. Şehitlerimizin ailelerine Kayseri kadar sahip çıkan il çok az. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Vatanımız için, milletimiz için, bulutlarımız için, efendim geleceğimiz için, bekamız için mücadele eden silahlı kuvvetler mensuplarına da şu anda güvenlik mensuplarına, polisimize, jandarmamıza, istihbarata, koruculara da kazası belası hayırlı başarılı görevler diliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şehrin efendim atmosferini inşallah çok daha yükseklere taşımak suretiyle, hizmet taşımak suretiyle bu dönemi de inşallah başarıyla tamamlayacağız. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de Başkan Büyük Kılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Ağabey olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm belediyelerimizi ve tüm ilçelerimizi kucakladı ve hizmetlerine devam ettiyse bundan sonraki süreçte de teşkilatın eşliğinde aynı şekilde tek bir vücut olarak gönül birliğimizi koruyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve milletvekilleriyle birlikte Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. Yeniden AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. MHP'liler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kapıda karşılanırken, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, belediye başkanları ve partililer Büyükkılıç'ın adaylığını tebrik ettiler. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hep birlikte Cumhur'uz, hep birlikte Kayseri'yiz diyeceğiz dedi. 4 belediye başkanı kardeşimiz de 16 ilçe belediye başkanı mantığı içerisinde hepsini bağrıma basarak inşallah bu defa 5 belediye başkanı olacak Allah'ın izniyle. Biriz, beraberiz, hep beraber Cumhur'uz, hep beraber Kayseri'yiz diyeceğiz. Hiçbir basılmadık, uğranmadık, girmedik yer bırakmamak. Yeni projelerimizde, gençliğimize, her kesime yönelik yeni anlayışımızda şehrimizi geleceğe taşımak adına gayret göstermek. Kayserimizi en güzel şekliyle iller arasındaki bu yarışta en yüksek rakamlarla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın tabii ki Devlet Bahçeli Başkanımıza takdim etmek hepimizi sevindirecek, keyiflendirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise, Cumhur İttifakı'nın 85 milyonun bekası güvenliği bakımından çok önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı. Cumhur İttifakı son dönemlerde yani tarihin akışı içinde baktığımızda en önemli gelişmelerden biri. Yani Cumhur İttifakı gerçekten bu milletin geleceği bakımından, tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız, davamız bakımından 85 milyonun bekası ve güvenliği bakımından gerçekten çok önemli bir adım. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Cumhur İttifakı ile birlikte güzel işler yaptıklarını, %100 başarıya eriştiklerini, yine bütün belediyeleri kazanacaklarına yürekten inandığını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Seyit Demirezen de Allah hayırlı mübarek eylesin, 17 aday da bizim adayımızdır dedi. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bizim 17 adayda bizim Cumhur İttifakı adayıdır, bizim adayımızdır. Hiçbirinin bize, bizim için ayrı hayırları yoktur. İnşallah bu süreçten sonra gece gündüz demeden, çalmadık kapı, gelmedik kapı bırakmadan hep beraber çalışıp, yine hep beraber kol kola yan yana çalışıp İnşallah. Başaracağız.
Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından mehter takımının marşları, meşaleler ve karanfillerle coşkuyla karşılanan Başkan Büyükkılıç. Allah'a şükürler olsun, birikimimizle, tecrübemizle, dayanışmamızla çıraklık, kalfalık, şimdi de inşallah ustalık dönemi, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından coşkuyla karşılandı. Memduh Büyükkılıç Başkan geliyor. Mehter takımının marşları, meşaleler ve karanfillerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, başkanlık girişi önünde Büyükşehir Belediyesi personeline hitap etti. Başkan Büyükkılıç, kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hizmet etmeye devam dedi. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, siyasi kanaatine bakmadan, Sayın Cumhurbaşkanımızın omuzlarımıza yüklemiş olduğu bu yükü hep beraber çekmek, ayrıştırmadan bu hizmetleri ulaştırmak adına inşallah bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarda da daha da geliştirerek, daha da yeni projelerimizle şehrimizi geleceğe taşıyacak anlayış içerisinde çalışmalarımızı hep beraber sürdüreceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, elbette Mimar Sinan'ın torunları olarak şehrimizi geleceğe taşırken Allah'a şükürler olsun, birikimimizle, tecrübemizle, dayanışmamızla çıraklık, kalfalık, şimdi inşallah ustalık dönemi diyorum. Bravo. Eğitimdeki, sağlıktaki yeriyle, daha iyi noktalara taşıyacak olan anlayışıyla, değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, elbette ki sivil toplum teşkilatlarımızla, odalarımızda el ele vererek bu şehri daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, başkanlık makamında tebrikleri kabul etti. Demin paşam çok güzel bir ifadede bulundu bir başka yerde. Dedik ki anlamamış demek gibi bir lüksümüz yok. Anlatamamışız diyeceğiz. Biz kendimiz ifade edeceğiz. Samimiyetimizden zerre kadar şüphe ettirecek davranışa fırsat vermeyeceğiz. Saadet Partisi emekli maaşlarını meclise taşıdı ve emekli maaşlarının yetersizliğinin araştırılması için önerge verdi. Saadet Partisi'nin önergesi ise AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, "Emeklinin izzet ve onurunu ne zaman mecliste konuşacağız?" dedi. Türkiye'nin gündemini emekli maaşları oluşturmaya devam ediyor. Saadet Partisi emekli maaşlarını meclise taşıdı ve emekli maaşlarının yetersizliğinin araştırılması için önerge verdi. Saadet Partisi'nin önergesi ise AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Mecliste söz alan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da bu duruma tepki gösterdi. Milletvekilleri emekli sosyal yardım kabilinden maaşlar ile mağdur edildi. Zam oranı ile mağdur edildi. Düşük kök maaş uygulaması ile mağdur edildi. Farklı emekli aylığı kriterleri ile mağdur edildi. Neticede emeklilerimiz her anlamda mağdur edildi. Şu an genel kurulda bulunan özellikle iktidar milletvekillerimize soruyorum. Bize gelen emekli feryatları size gelmiyor mu? Etrafınızda hiç emekli dayınız, emekli halanız, emekli amcanız yok mu? Hiç hallerini görmüyor musunuz? Türkiye'de 15 milyon emekli var. Bunların 9 milyonu 7500 TL ile geçinmeye çalışacaktı. Dün 10.000 TL yapma lütfunda bulundunuz. Bu 9 milyon düşük maaşlı emeklinin, evladı harçlık isterken yüzü kızaran emeklinin, ev sahibinden köşe bucak kaçan emeklinin izzet, onur ve haysiyetini bu mecliste ne zaman konuşacağız? Saadet Partisi grubu olarak emekli maaşlarının yetersizliğini, aylık bağlama ve güncellemelerdeki farklılıkları konuşmak üzere meclis araştırma önerisi verdik. Birazdan oylama yapılacak. Hayır oyu verirken, hayır biz emeklilerin meselesini konuşmak istemiyoruz derken 9 milyon emeklimizin izzetini, onurunu düşünerek lütfen oy verin. Efendim bugün milyonlarca öğrencinin karne heyecanı vardı. Kayseri'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte 323 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Kayseri'de 1150 okulda öğrenim gören 323.278 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. Bugün itibariyle öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Okula hep gelmek istiyor musunuz? Evet! Karnede işine heyecanlı mısınız? Evet! Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, 75. yıl Borsa İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Teyze Kaplan! Öğrencilerle sohbet eden Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin karnelerini vererek onlarla sohbet etti. Her sesimi yükselttikçe birkaç tane arttı. Burada bir açıklama yapan Vali Çiçek, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu dönemi kazasız ve belasız bir şekilde tamamlamış bulunmaktalar şeklinde konuştu. 323 bin öğrencimiz, 22 bin öğretmenimizle eğitim sürdürüyoruz. Koca bir eğitim ordumuz var. 326 bin öğrenci, çoğu nüfus olarak baktığımızda çok büyük bir rakam ve öğretmenlerimiz hakeza bu dönemi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kazasız belasız bir şekilde, faydalı olabilecek bir şekilde, birçok sosyal etkinliği de en güzel şekilde yaparak tamamlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz şimdi izne ayrılıyorlar, tatile çıkıyorlar. Biz onlardan tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini, dinlenmelerini, aileleriyle vakit geçirmelerini ama kitap okumayı da unutmamalarını istiyoruz. Öğrencileri yarı yıl tatilinde kayak öğrenmeye davet eden Başkan Büyükkılıç da okul öğrencilerine kayak öğretme sözü verdi. Tabii eğitim öğretim yılımızın yarısına geldik. Sayın Valim kitap okumayı tavsiye etti. Bir belediye başkanı tabii ki bunlara ortam hazırlar. 12 tane kütüphanemiz emirlerinde. Ama ben ilave olarak diyorum ki Sayın Valim, Kayseri bir kış turizminin en güzel kayak merkezlerini bağrında barındıran şehir. Bu güzel yavrularımızı ağaç yaş iken eğilir anlayış içerisinde kayak öğrenmeye davet ediyorum. Bunlara her türlü desteği vereceğimizi de buradan paylaşmak istiyorum. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Başkan Palancıoğlu burada öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Karne dağıtım töreninde öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim eden Başkan Palancıoğlu, en önemli yatırım geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla elimizden gelen tüm gayreti çocuklar için ve eğitim camiamız için gösteriyoruz dedi. 2024 yılı Ocak ayında ilk yarı tatilini başlatıyoruz. Şu anda Atatürk İlkokulu'ndayız. Burada hem ilkokul öğrencilerimiz hem anaokul öğrencilerimiz de müdürümüz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızı sevindirdik. Belediye olarak her karne döneminde pamuk şekerli, böyle palyaçolu, hediyeli farklı etkinlik yapıyoruz. Bugün Kayseri spor forması dağıttık tüm çocuklarımıza. Dolayısıyla burada güzel, neşeli bir karne programı oldu. Ben özellikle öğretmenlerimize, müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Burada özellikle yükü taşıyanlar, tabii ki annelerimiz, bütün annelerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah çocuklarımıza güzel bir gelecek yazsın. Onlara hayırlı evlat eylesin hem ailesine hem ülkemize. Türkiye'nin gelişmesini istiyorsak bu gençlerimize, çocuklarımıza önem vermek durumdayız. Biz belediye olarak şu anda tam 22 okul yapıyoruz. Okulların birçoğu hizmete girdi. 15 tane kütüphane yaptık. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapıyoruz. Teknoloji atölyeleri kuruyoruz. Dolayısıyla bizim çalışmalarımızın yoğunluğu eğitimle alakalı. Bu çocuklar iyi bir eğitim alırsa, İyi bir şekilde istihdam, iş bulurlarsa hem çocuklarımız mutlu olur, hem aileler mutlu olur. İnşallah bu yolda da çalışmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bu karne dönemini hayırlara vesile kılsın. Sağlık, sıhhat, huzurla tatilimizi çocuklarımızın
geçirmesini ve okullarına tekrar başlamalarını sağlasın. Tekrar Sayın Müdürümüze, Şube Müdürümüze, herkese teşekkür ediyorum. Sen Kayseri Spor'u biliyor musun? Evet. Futbolu seviyor musun? Kule Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolak Bayraktar, çocuklarla tek tek sohbet edip onlara Kayseri Spor'un formasıyla çeşitli oyuncaklar hediye etti. Elif'i tebrik ediyoruz. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Beyazşehir Mahallesi'ndeki Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Tebrik ederim kızım. Bir tane bebek. Elacığım buyur. Minik öğrencilerle sıcak diyaloglar kuran Başkan Çolak Bayraktar, onlara Kayseri Spor'un formasıyla çeşitli oyuncaklar hediye etti. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolak Bayraktar ve beraberindekiler, karne dağıtımını gerçekleştirirken renkli görüntüler oluştu. Nasılsın Mete? Karnede ne yazıyor? Gördün mü karnede? Geleceğin teminatı olan çocuklarla karne heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Başkan Çolak Bayraktar sözlerini, yarı yıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak noktaladı. 3 tane başlığımız var. Bir tanesi bahçe düzenlemeleri, çevre düzenlemeleri. Bunda şu maksatla spor yapabilecekleri çocukların, özellikle hareket edebilecekleri, etkinlik yapabilecekleri mekanlar. Çevre düzenlemeleri içerisinde çocukların spor yapacak alanlar. Bu birinci önceliğimiz. İkincisi okulların hijyen mekanları. Bütün hijyen mekanlarında eğer ki hijyen mekanınızda bir sıkıntı varsa, tuvaletlerde, WC'lerde vesairelerde yenilenmesiyle ilgili de onu da yaparız. O da öncelikli. Çünkü sağlık açısından hakikaten önemli bir konu. Allah vermesin işte bu salgın hastalıklar vesaire. Bir de küçük çocuklar olduğu için bunların öz bakımlarını daha yeni yeni yapmaya, öğrenmeye başlıyorlar. Onlarla ilgili de yaparız. Üçüncü de bazı yerlerde güvenlik vesilesiyle okulların çevresinde güvenlik tedbirleri için işte çittir, bahçe duvarıdır vesairedir gibi şeyler çıkıyor ama bu bölgede yoktur. Bu bölgede öyle bir talep de olmaz. Değerli izleyenler, bugün Kayseri'de çocuklar için, gençler için çok önemli bir açılış yapıldı. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Erva Spor Okulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Kayseri protokolü ve mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Kayseri Ticaret Borsası tarafından Melikgazi Belediyesi'nin destekleriyle Küçükali Mahallesi'nde yaptırılan Erva Spor Okulu için açılış töreni düzenlendi. Kayseri protokolü ve mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği törenin açılış konuşmasını Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış yaptı. Bağlamış, çocukların sağlıklı, ahlaklı ve nitelikli olarak yetişebilmeleri için el birliğiyle ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini söyledi. Çocuklarımızın sağlıklı, ahlaklı, nitelikli yetişebilmeleri için el birliğiyle ne yapılması gerekiyorsa hep beraber yapmamız lazım. Biz daima gençlere güvendik, bugün de güveniyoruz. Bizim sadece kariyerlerine odaklı değil, asıl olarak sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında gençlere verdikleri önemi anlattı, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Spor okulları olsun, sanat kültürle ilgili olsun birçok faaliyetler yapıyoruz. Sayın Valim, Memduh Başkanımız başlamıştı burada birinci etabı, biz tamamladık. İkinci etap kentsel dönüşüm çalışması var. Bunu şunun için söylüyorum, buradaki nüfus hemen hemen iki katına çıkacak. Dolayısıyla bu yapılmış olan tesis yoğun bir şekilde kullanılacak. Ömer Valimizle konuştuğumuzda, vali yardımcımızla buraya kapasiteden daha fazla başvuru olduğunu, buranın yetmeyeceğini söyledi. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah en kısa zamanda bu mahalle oturanlara müjde vereyim. Buraya güzel bir pazar yeri kazandırıyoruz. Aynı zamanda akıl küpü kütüphanemizi kazandırıyoruz ve burası daha da güzel bir hale gelecek. Törende Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bir konuşma yaptı. Spor okulunun açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çiçek, her gencimizin bir sporla uğraşmasını istiyoruz. Bu nedenle her mahallemizde bir spor okulu açmak için yola çıktık dedi. Her gencimizin bir sporla
uğraşmasını istiyoruz. Ve her mahallemizde bir spor okulu açacağız diye bir yola çıktık. Aslında Büyükşehir Belediye'mizin spor aşesi, ilçe belediyelerimizin spor kuruluşlarında inanılmaz profesyonelce bu işler yapılıyordu. Ancak spor sadece belediyelerin, sadece STK'ların değil, şu an itibariyle gençlerimizi zehirlemek isteyenlere inat, her birimizin elini taşın altına koyması gereken bir alan. Ve biz de her mahallede ücretsiz, kıyafetlerine kadar her şeyi temin edilerek spor okulları açıp orada öğrencilerimizin bir kulüpleşmelerini istedik. Şu ana kadar Erbaa Spor Okulları'nda 5000 tane lisanslı bu yıl içerisinde sporcumuz oldu. Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte spor okulunun açılış kurdelası kesildi. Hadi ya Allah, bismillah. Sayın Başkanımıza, Sayın... Efendim, ekonomiyle alakalı gelişme var sırada. Altın ve para piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Sarraf Şaban Zıkkabun, önümüzdeki hafta altının onsunda yükseliş beklendiğini söyledi. Altının onsu 2030 dolar seviyelerinde işlem gördü. Kazancılar Çarşısı'nda çeyrek altın haftanın son günü 3400 liradan satışa sunuldu. Altın fiyatlarının haftaya sakin başladığını, fazla bir dalgalanma olmadığını söyleyen Kayseri Kazancılar Çarşısı esnaflarından Şaban Zıkkavun, önümüzdeki hafta altının onsunda yükselme beklediklerini söyledi. Bu stabil giden bir hafta olmuş oldu. Hafta başı hafta sonu arasında pek aşırı bir şey olmadı. Ülke genelinde ve dünyada bir çarpıntı olmadığından dolayı altının onsu bildiğiniz gibi 2080'den 2009'lara kadar düştü ama bugün tekrar 2030 seviyelerine kadar geldi. TL bazına baktığımızda altında aşırı bir hareketlilik meydana gelmedi. Bugün has altının gram fiyatı 2055-2060 civarlarına kadar şu anda böyle bir pozisyon içerisinde. Bugün baktığımızda doların fiyatı 30.185 lira, 32.750 lira, euronun fiyatı 3.400 lira, çeyrek altının fiyatı 6.800 ve 13.600 lira olarak da boy boy gitmekte. Ama tabii ki altının onsu çok düştü. Bugün 2030, bu tekrar 2080'i görerekten yavaş yavaş pozisyonu tekrar alır gibi bir görüntü içerisinde. Gelecek haftadan beklentiler. Yani benim beklentim, her zaman şöyle söylüyorum. Altın gördüğü noktayı hiçbir zaman geri gelmez. Tekrar tekrar fazlasıyla ileri gider. 2080'i en son gördü. 2080 doları ilk önce onu görecek önümüzdeki haftalarda. Daha sonra da 2250 dolarlara kadar çıkacak gibi bir görüntü içerisinde. Altın her zaman için iyi bir yatırım aracı diye ben düşünüyorum şahsıma. Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, hayvanların kışın soğuğa dirençli hale gelebilmesi için daha fazla yemleme yapılması gerektiğini söyledi. Ergül, enerji protein dengesini kuramayan hayvanlar kışın açlığa bağlı stres ve hipotermik hastalıklara yakalanabilir dedi. Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kışın hayvanların enerji protein dengesi açısından daha fazla yemlenmesi gerektiğini söyledi. Tabii havaların soğumasıyla birlikte tüm canlılarda gıdaya veya işte enerji protein dengesiyle ilgili bir yemlemede, rasyonda düzenleme yapmak gerekir. Özellikle canlıların soğuğa karşı dirençli hale gelebilmesi için yem tüketimi artmaktadır soğuk havalarda. Bunun sebebi de vücuttaki enerji ve protein dengesiyle alakalı bir durum. Hayvanlar soğuğa karşı dirençli olabilmesi için mesela yaz aylarında yem tüketimi azalır fakat su tüketimi artar. Havaların soğumasıyla da birlikte soğuğa karşı vücutlarını dirençli hale getirebilmek için hayvanlarda özellikle tüylerinde uzamayla birlikte, bu ister büyükbaş hayvanlar olsun ister diğer hayvanlar olsun, ve enerji protein gereksinimleri artar. Bunun için de yemlemeyi biraz daha arttırmamız lazım. Özellikle rasyonda enerji ve protein dengesini iyi kurabilmemiz gerekmektedir. Canlıların yemleme dışında yaşam refahlarının da düşünülmesi gerektiğini belirten Ergül, hipotermi ve kan şekerinin düşmesinin hayvanlarda ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.
Çünkü enerji protein dengesini iyi kuramaz isek bu sefer hayvanlar soğuğa karşı dirençsiz hale gelirler ve ister istemez vücutlarında strese bağlı, gıdadaki azlığa bağlı olaraktan enerji protein dengesinin kuramadıklarından dolayı hipotermi dediğimiz ister istemez vücut ısılarını dengeleyemezler ve bir takım da hastalıklar, metaboliksel hastalıklar ortaya çıkar hayvanlarda. Bunun için de kış aylarında yemleme, özellikle de rasyon, bakım besleme çok önemlidir. Bunun haricinde de tabii ki canlılarımızın bakım beslemenin haricinde, aşılamanın haricinde de yani refah şartları dediğimiz özellikle işletmelerdeki çiftliklerin de veya hayvanların kalmış olduğu ahırların da şartlarının düzgün olması lazım. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu macerasına canlı yayında tarihi ana tanıklık etti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'ya sağ git selametle gel diyen Başkan Çolak Bayraktar, Türkiye olarak büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar, yayınımıza katıldığınız için çok mutluyuz. Bir Düşünür'ün Feneri sayfası tarafından hazırlanan ve BDF ekibinden Şeyda Çakır'ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği programın canlı yayın konuğu olan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Tarihi Kentler Birliği tarafından başarı, uygulama ve proje ödülü alan Hıdır Ellez Gök Gözlemevi çalışması hakkında detaylı bilgiler verdi. Bir manada kullanıldığını ama güncel vaziyete geldiğimiz zaman da kullanım noktasında aktif olarak kullanılmayan bir yerdi. Burası bir kültür envanteri olarak yeniden bizim... Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi ve eski TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Lokman Kuzu ve astronom Tamer Akın'ın katıldığı programda geçmişte ecdadın dünya bilim tarihindeki dönüm noktalarında büyük rol aldıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu macerasına canlı yayında tanıklık etti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'ya sağ git selametle gel diyen Başkan Çolak Bayraktar, yapılan yatırım ve düzenlenen etkinliklerle çocukları ve gençleri geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını vurguladı. Çocuklara da yine bir emanet olarak devam ettirilmesi bu şekilde sağlanabiliyor. Yoksa aksi takdirde taştan, duvardan ibaret bir yapı olarak orası kalıyor. Biz de bu noktada... Bir Düşünür'ün Feneri adına Şeyda Çakır, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi ve eski TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Lokman Kuzu ve astronom Tamer Akınsa, Koca Sinan Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler ve sağladığı teknik altyapı hakkında övgüyle bahsederek böyle imkanlar sunan Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Başkan Çolak Bayraktar ayrıca çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gök Gözlemevi projesini hayata geçirdiklerini ve yeni astronotlar içinse Astronomi Köyü projesini de hayata geçireceklerini söyledi. Yerindeki dönüm noktalarında ne şekilde büyük rol aldıklarını da bizden sonraki kuşaklara, gençlere bunu anlatalım. Çünkü gençler baktığımız zaman sanki geldiğimiz noktadaki bu teknolojiyi, bu bilimi sadece Batı'nın ürettiği veyahut da Batı'daki bilim insanlarının bunların bütün geçmişine sahip gibi algılanıyor. Bunlara empoze ediliyor. Ama baktığımız zaman ciddi manada doğuda bir medeniyet var. Doğudaki bu bilim adamlarının geçmişteki üretmiş oldukları bilimsel çalışmaların üzerine bir şeyler katılarak bugünlere gelinmiş. Bunun da kazanılmasını istedik. Ama özellikle uzay alanında yapılan çalışmaları, gök gözlemevi derseniz bu farklı bir nokta. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı 21 Ocak Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Talas'ta bu hafta yine Maharetli Eller Haftası. Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'na her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünler vatandaşlarla buluşacak. Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu haftada vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Gerek el işi, gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok üründe alıcı bekliyor. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Kayseri Spor İstanbul Spor maçını Cihan Aydın yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle. 20 Ocak Cumartesi, Kasımpaşa Hatay Spor, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Karagümrük Başakşehir, Ümit Öztürk, Alanya Spor Rize Spor, Ali Şansalan, Adana Demirspor Ankara Gücü, Arda Kardeşler, Pendik Spor Beşiktaş, Tugay Kağan Numanoğlu, 21 Ocak Pazar, Sivas Spor Gaziantep, Kadir Sağlam, Konya Spor Antalya Spor, Zorbay Küçük, Fenerbahçe Samsun Spor, Bahattin Şimşek, Trabzon Spor Galatasaray, Abdülkadir Bitigen, 22 Ocak Pazartesi, Kayseri Spor İstanbul Spor, Cihan Aydın. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün burada olacağız, haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Efendim mutlu hafta sonları temenni ediyorum. İyi akşamlar.